Sanki ilk baktığım gözlerdi gözlerin. Duyduğum en güzel şarkı sesin. Sabah uyanmak artık başka, çok başka. Çünkü sabahlar artık senle, hep senle. Nerede, nerede, nerede? Her şey senle, ilk aşk belki senle. Senle, senle, karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle. Senle, senle, hep senle. Her şey senle, ilk aşk belki senle. Senle, senle, karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle. Senle, senle, karışmak güzel. Bizim çocuklarla konuştum, merak edilecek hiçbir şey yok. Evet evet, ne dediysen zaten yüzleri gülüyor yani. Vallahi teşekkür ederim. Neymiş sorunları? Ha, bunları sana anlatamam Meltemciğim. Ama gerçekten hiç öyle dert edilecek bir sorun yok. Genel gençlik problemleri. Ne iyi o zaman, yani sen öyle diyorsan iyidir. Benim içim rahat eder. Çok da için rahat etmiş gibi görünmüyor Meltemciğim. Seni gelen başka bir şeyler var hissediyorum. Ya, aslında evet bir şey var ama hani böyle seninle arkadaşlık ediyoruz, sen benim komşumsun falan ya. Hani şimdi bütün bunları kullanıp seni aile problemlerimle uğraştırmak istemiyorum. Yani kendimi kötü hissediyorum. Kendini katiyen kötü hissetme Meltemciğim. Ya biz komşuyuz, arkadaşız. Yani her derdini bana söyleyebilirsin. Ya Haluk, yani çok canım sıkıyor. Bu gurme meselesine fena takıldı. Hani her geçen gün unutacağına daha da öfkeleniyor. Bizim evden bile hissediliyor onun öfkesi Meltemciğim. Ya işte hani sen acaba Haluk'la mı konuşsan diyecektim. Yani ona da mı konuşsam? Aa, seve seve. Haluk Bey'i de terapiye alabilirim. Aa, işte o zor. Yani ben daha önceki tecrübelerimden de biliyorum. Yani ben aklımı yemedim deyip işin içinden sıyrılıyor, yani böyle olmaz. Peki daha önce nasıl çözdünüz? Şöyle, yine senin gibi bir aile dostumuz böyle sohbet arasında terapi de yaptı. Yine aynı şeyi deneyelim o zaman. Yani sohbet gibi başka bir şeyin üstünden giderek deneyelim. Ay ciddi misin? Yapar mısın böyle bir şeyi? Ya tabii ki yaparım. Yani aynı sonucu vermez ama yine de bir yararı olur. Çok minnettar kalırım sana böyle bir şey yaparsan. Rica ederim, ne demek. Ben yazdım. Oğlum, arıza mısın sen? Bak, bu Ece'nin numarası, bu Melis'in numarası. Sen bunu kaydedeceksin. Ben yazıyorum, bağırma. Bir kontrol edeyim de. Yaz, yaz. Tamam. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Sağ olun. Ben sizi yalnız bırakayım. Yok yok, gel gel. Gel. Bak ne güzel oturduk, sohbet ediyoruz. Hadi sen de bize katıl. Ben bölmeyeyim muhabbetinizi. Gel gel. Gel. Ya hiç bölmezsin Haluk'cum. Ne olacak öyle havadan sudan bahsediyoruz. Gel. Ben de Meltem'e bir şey anlatıyordum Haluk Beyciğim. Başımdan geçen bir olayı anlatıyordum. İki gün önce park halinde duran arabama arkadan bir beyefendi çarptı. Aa, derdi neymiş adamın? Vallahi bir taraftan cep telefonuyla konuşuyordu. Sanırım dalgınlığına da geldi. Ama öfkeyle bana bağırdı, çağırdı. Ya ben olsam böyle bir şeye çok sinirlenirdim. Ben de çok sinirlendim. Hatta içim öfkeyle doldu diyebilirim. Ağzının payını verseydiniz. Yo yo yo. Böyle bir şey yapsam kendim de zarar görebilirdim. Peki ne yaptın İdil'cim? Yani öfkeni nasıl yatıştırdın?
Böyle zamanlarda öfke kontrolünü sağlayabilmek için bir takım yöntemler var Meltemciğim. Vallahi ben adamın suratına kafayı gömmeden benim öfkem geçmez. Öfke anında şiddete başvurmak o an için sizi rahatlatmış olsa da problemi çözmez Haluk Beyciğim. Nasıl yani? Jung bir kitabında der ki kişi suçu daima dışsal koşullara atmak eğilimindedir. Ama içimizde zaten olmayan bir şey patlayamaz. Haluk bak bu tam sana göre yani sen de böylesin. Senin içinde de böyle hiç bitmeyen bir öfke var sanki. Yani bu gurme olayında tam ortaya çıktı. Adam benim işime taş koymuş. Yani ben içimdeki öfkeyi nasıl kontrol edeceğim? Öfke kontrolünün birinci adımı bekleyebilmektir Haluk Bey. Bekleyebilmek. Evet. Diyelim ki o gurmeyle karşılaştınız. Karşılaşır karşılaşmaz bir adım geri çekilin. Şöyle derin bir nefes alın. Böyle öfkenizin hızının ve şiddetinin kesildiğini göreceksiniz. Ha, anladım anladım. Şimdi şöyle diyelim ki gurmeyle karşılaştım. Böyle bir adım geri çekileceğim. Evet. Sonra derin bir nefes alacağım. Aynen. Ki atacağım kafanın şiddeti daha iyi olsun diye böyle uzaktan kafayı koyacağım. Yok ya. Oho. Daha başka yöntemler de var Meltemciğim. Mesela? Mesela zihninizde ağır çekim sahneler görmek. Ağır ağır koşmak gibi. Ağır ağır akan bir şelale görebilirsiniz mesela. Ya da yemyeşil bir doğada dingin bir göl. Hadi Haluk, dene. Ne deneyim? İşte kapa gözünü, hayal et. Ya bu işler bana göre değil ya. Haluk, ya merak ediyorum ne olacak, bir dene. Haluk Beyciğim, şimdi o yeşillikler içindeki gölü görüyor musunuz? Evet. Aa bak işe yarıyor Haluk. Vallahi yarıyor. Şu anda o gurmenin kafasını o göle sokup sokup çıkarıyor. Haluk ya. Yani işe yaradı. Bak sinirlerim böyle bir anda gevşedi. Böyle bir sakinleştim. Daha başka yöntemler de var Meltemciğim. Aslında beni sakinleştirmenin tek bir yolu var. Öyle mi? Neymiş o? Bana gurmeyi bulun. Oğlum bu terapi dalgası var ya çok iyi oldu. En azından kızların numaralarını aldık abicim. Evet ya kanka. Hemen arayalım mı? Oğlum öyle görmemişler gibi hemen aranır mı? Önce bir sakinleşelim, oturalım, olayın üzerinden biraz geçsin, plan yapalım, öyle arayalım. Tamam. Hadi gel. Yazımın olduğu kağıdı sen mi kaldırdın İdil? Hayır canım, ben hiç görmedim. Hangi kağıt baba? Burada sehpanın üzerinde bir kağıt vardı kızım. Ha, ben onu kullandım. Niye? Telefon numarası yazıp yan komşunun oğluna verdim. Eyvah! İdil ben şimdi yandım, mahvoldum. Ya o adamın eline geçerse? Hayatım, hatırladığım kadarıyla adın yazmıyordu kağıtta. Ya tamam, adım yazmıyor ama Lezzetlerin Efendisi yazıyor. Sonra kağıdı kızım veriyor. Kesin ben olduğumu anlayacak. Anlar tabii. Peki ben şimdi ne yapacağım İdil? Ay dur, panik yapma. Çocuklar belki numarayı alıp kağıdı atmışlardır. Merhaba Haluk Bey.
Mangal ne durumda? Bak etler hazır. Yakıyorum şimdi. Daha yakmadın mı? Yakıyorum işte. Oho, daha mangal yanmamış, salata yapılmadı. Hangi birini yapacaksın Haluk? Ben yapıyorum şimdi salatayı. Hayır hayır, sen elleşme. Ben yaparım salatayı. Size öyle bir çoban salata yapacağım ki böyle parmaklarınızı yiyeceksiniz. Ama niyin? Yine böyle bir pırasa salatası yemeyelim de. Ne yapalım canım? Siz de taze soğan inceliğinde pırasa almayın. İnsan karıştırıyor. Aman bir tek sen hatasızsın değil mi? Herkes hatalı, herkes kusurlu, sen kusursuzsun. Oo, kusursuz olmak da suç oldu. Hadi 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 git mangalı. Hala burada laf yetiştiriyorsun. Hadi. İyi akşamlar. Yani barbekü yaptığınızı gördüm de gideyim bir yardım edeyim dedim. Eksik olma. Bir şey mi aramıştınız? Burada bir kağıt vardı. O mu? Çöp zannettim de. Bıraksana şunu, mangalı yakacağım. Yakın canım, buyurun. Ne demek? Bu önemli bir şey değildir inşallah, kontrol etmedim. Aman canım, önemli ne olacak? Yakın gitsin, yakın gitsin. Olsun ya da bir kontrol etmek lazım. Haluk Bey, bakın size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Haluk. Heh. Daha yakmamışsın mangalı. Ya yakıyorum işte. Ay niye bekliyorsun? Ben onu anlamıyorum. Niye hala yanmadı? Of, al, yakıyorum işte bak. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Meltem Hanımcığım. Akşam yemeği buyurmaz mısınız? Beraber yeseydik. Hayır, çok teşekkür ederim. Benim çok önemli işlerim var. Bana müsaade. Peki. Ha, yandı bak. Sen bana bir şey mi söyleyecektin? Ben mi? Evet, biraz önce size önemli bir şey söyleyeceğim dedin. Ha, o mu? Ya ben şey diyecektim ya. Ne? Şey. Ha, size acılı bir barbekü sosu tarif edecektim. Sen yemekten anlıyorsun yani. Yok canım Şahani, ben kim? Yemek kim? Bir arkadaşlar böyle barbekü yaparken görmüştüm. Onu anlatayım dedim. Neyse, ben sizi daha fazla tutmayayım. İyi akşamlar. Sana da. Cins la bu. Hadi ışığı kapatır mısın? Uyuyalım. Of. Bu midem öldürecek beni ya. Of. Ya sen bana bir ilaç daha versene. Yoksa sabaha kadar uyuyamayacağım. Ben sana o kadar yeme dedim değil mi? Ne yapayım canım? Mangalı o kadar güzel yapmışım ki kendimi tutamadım. Elim çok lezzetli. Ah. Su da vereceğim. Ah. Oo. Ha. Hadi iyi geceler. Bak ne diyorum biliyor musun? Ne? Diyorum ki şu lokantanın bir köşesinde böyle ne bileyim böyle bir
kendin pişir, kendin ye tarzı bir şey mi yapsam diyorum. Böyle mangal falan ha. Hökçüm siz önce şu pide işini kıvırsanız. Yani öyle sonra ocakbaşı vesaire sonra düşünseniz. İyi geceler. Bizi bitiren o lezzetlerin efendisi denen gurme oldu. Ama eninde sonunda bulacağım onu. Bulunca da orantısız şiddet kullanacağım. Geceler Haluka diye duyu ya. Of. Oy. Ya sen çekip durma ya. Aa, bak aa diyorum ha. Ama uyuyan insanın yüzünden pike çekilmez ki ya. Günaydın baba. Günaydın. Şşş. Ses etmeyin. Kovboy filminin en heyecanlı yerindeyim. Bak bak. Şerif bankayı soyanların peşine düştü şimdi bak. Oo günaydın. Günaydın anne. Şşş. Ne oluyor ya? Babamın klasik pazar günü anneciğim. Kovboy filmi izliyor. Benim babam da öyle kardo. Her pazar mutlaka kovboy filmi izler. Kaçırdığı zaman evde kıyamet kopuyor vallahi. Benim anladığım kadarıyla ülkedeki bütün babalar anlaşmış. Pazar günü televizyonun başına oturup kovboy filmi izliyorlar. Ya bir susun. Ağız tadıyla bir kovboy filmi seyrettirmediniz ha. Alo. Ha. Sen bugün işe gitmeyecek misin? Gideceğim. Şu kovboy filmi bitsin öyle gideceğim. Şu gazeteci adamla konuştum, onunla buluşacağım. Ondan haber bekliyorum. Öyle çıkacağım yani. O kim ya? Ya şu lezzetlerin efendisi denen o şuursuz var ya, onunla aynı gazetede yazıyormuş. Onun kim olduğunu öğreneceğim. O lezzetlerin efendisini dayakların efendisi yapacağım. Alo. Ha. Ya şiddetle hiçbir şey çözemezsin. Aha. Aç mısınız? Kahvaltı mutfakta. Çay da var. Tamam. Ya şu John Wayne'a bayılıyorum ha. Bak nasıl dize getirdi. Geldim. Aa Meltem Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhabalar Meltemciğim. Gelsene böyle. Merhabalar Meltem Hanımcığım. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba nasılsın İdil'ciğim? Hoş geldin. Gel canım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bir şeyler içer misin? Meltem Hanım, yeni çay demledim. Getireyim mi bu bardak? Hadi içeyim. Ya İdil'cim, böyle hemen 5 dakikalığına geldim ama seninle bir şey konuşmam lazım. Hayrola? Şu hani senin gazeteci arkadaşının arkadaşı olan gurme var ya, onunla ilgili. Ha şey, lezzetlerin efendisinden mi bahsediyorsun? Aynen. Aynen. Bu lezzetlerin efendisine ne olmuş Meltem Hanımcığım? Bir şey olmamış. Yani bir şey olmadı en azından şimdilik. Ama her an kötü bir şeyler olabilir. Nasıl kötü bir şeyler? Mesela Haluk kafasını kırabilir. Sen? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Boğazıma kaçtı da. Korkuttun beni. Ama... Yani Meltem Hanımcığım, nasıl olur? Yani Haluk Bey daha bu lezzetlerin efendisinin kim olduğunu bile bilmiyor. Evet, bilmiyor ama şimdilik bilmiyor. Öğrenmesi an meselesi. Nasıl an meselesi? Ya Erhan diye bir gazeteciyle konuşmuş, onunla buluşacak. Yani her an bu lezzetlerin efendisinin gerçek kimliğini öğrenebilir. Olacak şey değil. Yani tablo korkunç. Ne olacak şimdi? Tanser Bey, size ne oluyor? Yani sanki Haluk gelip sizi dövecekmiş gibisiniz. Evet Tanser. Yani hiç tanımadığımız, adını bile bilmediğimiz bir adam için niye endişeleniyorsun ki? Tabii canım, yani orası öyle. Biz bu lezzetlerin efendisi kimdir, necidir, ne iş yapar bilmiyoruz tabii. Bizi ilgilendirmez ama yani bir insanın yazdığı yazı yüzünden şiddete uğraması doğru değil. Yani ben düşünce ve ifade özgürlüğü açısından konuşuyorum. Haksız mıyım Meltem Hanımcığım? Ha yok, bu konuda çok haklısınız. Siz çok haklısınız da keşke Haluk da sizin gibi düşünse. Neyse, şimdi senden ricam şu... Ay, teşekkür ederim Hatice'cim, sağ olasın. Afiyet olsun.
şu arkadaşınıza bir haber ulaştırın. Lezzetlerin Efendisi'ne söylesin hani bu aralar birazcık dikkatli olsun. Ne olur ne olmaz. Tabii söylemesine söylerim de Meltemciğim. Haluk Bey'in de en kısa zamanda bir kliniğe gidip öfke terapisi görmesi şart. İdil Hanım, Haluk Bey o kliniğe giderse ilk önce psikologları döver. Vallahi Hatice haklı. Yani Haluk değiştirilemez ve tedavi edilemez. Doğal afet gibi. Evet, hadi gelin bakalım. Hem in hem de ders çalışın. Kanka, kızlar yan bahçede. Oğlum, ne vuruyorsun ya? Her yerim senin yüzünden çürüdü ha. Dikkatli ol biraz. Ya ne bağırıyorsun be? Ece'yi görünce heyecandan ne yapacağımı şaşırıyorum oğlum. Hadi gel kızlara selam vermeye gidelim. Al Emine abla. Sizi gidi sizi. Şimdi anlaşıldı evi bırakıp neden buraya taşındığınız. Merhaba kızlar. Ne haber? Siz gelene kadar gayet iyiydik. Ama bizi görünce daha iyi oldunuz değil mi? Kızlar, Brad Pitt'in yeni bir filmi gelmiş. Gidelim mi? Gidebilirsiniz. Bizim için sakıncası yok. Ya o espri bayatlamadı mı? Herhalde beraber gidelim diyorum. Ya aslında gelmek isterdik. Ama bizim çok ödevimiz var. Yani ödevler bitmeden hiçbir yere gelemeyiz. Niye yapmıyorsunuz ödevlerinizi o zaman? Ya nasıl söylesem, biz ödev yapmayı pek sevmeyiz. Yani tarzımız değil. Ama birileri bizim için kitapları okur, konuları araştırır, ödevlerimizi yaparsa o zaman sinemayı düşünebiliriz. Aa, lafı mı olur Ececiğim? Biz yaparız. Yapabilir miyiz? Yaparız, yaparız tabii. Hem biz ödev yapmayı çok seviyoruz. Değil mi kardeşim? O zaman biz size kaynak kitapları getirelim. Siz de oradan araştırıp yaparsınız, olur mu? Yani bilemedim ama olur, ne yapalım? Yaparız yani, yaparız. Harika. Abi, sana ikişer tane yemeyelim dedim. Adam başı birer tane yeterdi. Çok geldi bak. Yetmez ama. Evet Şükrü, bundan sonra geldiğimizde birer tane yiyelim. Hesabı alayım beyler. Ne hesabı kardeşim, yaz bir köşeye. Ulan utanmayayım mı şimdi? Asıl sen utanmıyor musun bizden para istemeye? Biz de bu mekanın sahibi sayılırız, unutma. Abi, hoş görelim bu seferlik. Cahilliğine verelim. Sen bize iki tane künefe ver de bu işi tatlıya bağlayalım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Künefe ha? Nereye gidiyorsun? Künefe yok canım, bu var, yer misin? Ne oluyor ya? Abicim, bak onu koy bir yere, kaza çıkacak elinden. Bozuk yok zaten, uğraştırma bizi. Bozarım. Üzerimizde yok kardeşim, sonra getiririz öderiz yani. Şimdi ödeyeceğiz ya şunu. İyi o zaman, gidip getirelim. Bu arkadaş buraya kalacak, çıtıp getireceğiz. Neyi mi alıyorsun kardeşim ya? Adını sen koy. Şükrü. Git getir. Tatsızlık çıkmasın. Abi, künefe yiyip öyle gitseydin bari. Şükrü! Tamam, tamam abi. Para bulmak bizim işimiz. Hemen gidiyorum. 400 lira borcunuz var. Ya kardeşim, bak bundan tıksmaya başladım. Şunu oklavayla moklavayla değiştir. Şimdi kafa atmayayım sana. Fark etmez, ondan devam ederim. Bir çay içebilir miyim? Çay may yok. Otur eşeğe. Alo, Erhan Bey. Merhaba, Haluk Çetinoğlu ben. Konuşmuştuk daha önce. Evet, evet. Yurt dışından döndünüz mü? Çok güzel, çok güzel. Sizin için de uygunsa bu akşam diyorum bizim lokantada buluşabiliriz. Tamam, tamam. Ben şimdi mesaj olarak gönderiyorum adresi. Görüşmek üzere. Saygılar. Kusura bakma ya, bir gazeteciyle konuşuyordum. Gazeteci? Senin gazeteci arkadaşın var abi, hiç bahsetmedin. Yok ya, adamı tanımıyorum bile. Yüzünü görsem tanımam. Bir arkadaştan aldım numarasını. Evet. Şu Lezzetlerin Efendisi'yle aynı gazetede yazıyor.
ağzını arayıp adamın kim olduğunu öğreneceğim. Taş fırında eksik ikramda bulunmuşuz. Ona yeni lezzetler tattıracağım. Telefonun çalıyor. Aa, telefonum çalıyor. Açayım o zaman. Alo. Tuna Beyciğim, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, iyiyim, teşekkür ederim. Sizinle çok önemli bir konuda konuşmak istiyorum. Buluşabilir miyiz acaba? Tabii. Neden olmasın? Şey yapalım o zaman, bir ara yapalım. Yok yok, hemen buluşalım. Ben şimdi kafedeyim, gelebilir misiniz? Aa, ne güzel. Orada buluşuruz o zaman tabii. Hayırdır, kimdi? Aa, şey, benim asker arkadaşım. Ya epeydir görüşmedik de bir aramış yani beni. Ya öyle bir eski günleri yad edelim diye. Konuş şey yaparken böyle de, dedi. Oğlum adam buluşmak istiyor. Demek ki bir şey isteyecek. Ya asker tabii, ya aynı bölükteydik biz. Boşuna dememişler. Arayan mevlasını da bulur, belasını da. Sen de o lezzetlerin efendisini sonunda buldun yani, öyle mi? Bu iş o kadar kolay olmadı. Bulamadın mı yoksa? Dur baba, geleceğim. Oraya da geleceğim. Bu gazeteci Erhan Bey'le randevuleştik, görüşecektik. Yani bu lezzetlerin efendisini enselemem an meselesiydi. Hansel Bey, hayırdır? Ne konuşacaksınız benimle? Aslında bu konuyu Haluk Bey'le konuşmamız lazım ama... biliyorsunuz onunla pek konuşulamıyor. Vallahi merak etmeye başladım Allah aşkına. Hayırdır, ne oldu ya? Şu lezzetlerin efendisinin... taş fırın hakkında yazdığı yazı var ya, o konuda konuşmamız lazım. İftiracıların efendisin diyorsunuz herhalde. Lezzetlerin efendisi değil herhalde yani. Anlayamadım efendim. Niye anlayamadınız Tansel Bey Allah aşkına ya? Bir insan İdris Usta'nın o mükemmel pidelerine nasıl öyle bir yazı yazar yani? Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkınıza ya? Canım yani ne var? Yani gurme pideyi beğenmemiş olamaz mı? Olamaz efendim, olamaz. Ya İdris Usta'nın pidesini bir yeseniz siz ne dediğimi çok iyi anlarsınız. Mükemmeldir İdris Usta'nın pidesi ya. Bu adamın yazdıkları tam bir iftira, yalan. Yok canım yani şimdi yalan demeyelim de. Ne diyelim? Ne diyelim Allah aşkına? Yalan değil de ne bu yani? Ayrıca size bir şey söyleyeyim mi? Bu adam hem yalancı hem iftiracı, bir de korkak. Çünkü kendi adını bile yazmıyor. Bir takma ismini arkasına saklanmış böyle. Yok yani şimdi mesela Tuna Beyciğim... belki de bu lezzetlerin efendisi öyle zannettiğiniz kadar kötü biri değildir. Yani böyle sizin gibi, bizim gibi biridir. Ay Tansel Bey, Allah aşkına sizin benim gibi birisi olsa böyle bir şey yapar mı ya? Çıkar tıkır tıkır yazar. Ya yani kendi istediği şeyleri doğru şekilde yazan ismini de oraya koyar yani. Ya belki de gustosu fazla geliştiği için pideyi beğenmemiştir. Gustosunu geliştireceğine karakterini geliştirseydi. Yani bir insan hem iftiracı hem yalancı hem de bu kadar korkak olamaz. Ay yalancı demeyelim ama lütfen. Yalancının önde gider. Yalancının danışkası. Siz niye durdururken bana o adamı savurup duruyorsunuz Allah. Ya o yalancı benim de. Ne? Lezzetlerin efendisi benim. Demek ödev yapmayı çok seviyoruz ha Teo? Yani ben seviyoruz diye biliyorum Kardo. Yanılıyor muyum? Bari bana yalan söyleme oğlum ya. Daha sen kendi ödevini yapamıyorsun. Ya abiciğim bizim dersler sıkıcı. Bak bu ödevler ne güzel. İnsan araştırdıkça yeni yeni şeyler öğreniyor oğlum. Fena mı ya? Yaktın biz oğlum, yaktın. Bu ödev sabaha kadar bitmez. Ana. Ben mi yanlış görüyorum yoksa siz ders mi çalışıyorsunuz? Evet baba, ders çalışıyoruz. Hayır yani hasta falan değilsiniz değil mi? Yoksa ben siz daha ders çalışırken hiç görmedim de o yüzden sordum. Sana da yaranılmıyor yani babacığım. Ders çalışmıyoruz, söyleniyorsun. Ders çalışıyoruz, yine söyleniyorsun. E ne yapalım, bir karar ver artık. Hayır yani ben ilk defa gördüm de yani o yüzden şey ettim. Hadi bakalım.
Ya görüyor musun kardeşim? İyi ki ödevi biz yapmışız. Sayemde babanın gözüne girdin cavlak. Teo vurma abicim. Ödevini yap. Bu ödev bitmeyecek yoksa. Tanzer Bey, ne olur bana şaka yaptığınızı söyleyin. Sizin lezzetlerin efendisi olmadığınızı söyleyin. Bunun hepsinin bir şaka olduğunu söyleyin, ne olur. Şaka yapmıyorum Tuna Bey. Şimdi Haluk'un her yerde fellik fellik aradığı o lezzetlerin efendisi, kapı komşusu Tanzer Bey, yani siz misiniz ya? Ya. Benim. Ya Tanzer Bey, yani çok kısa zaman oldu tanışalı ama ben sizi gerçekten çok sevmiştim. Tuna Beyciğim, yani ölmüşüm gibi konuşuyorsunuz. Yok, henüz ölmediniz ama herhalde o da olur. Yani Haluk sizin lezzetlerin efendisi olduğunuzu öğrenince ne yapacak? Tuna Beyciğim, işte ben tam da bu yüzden sizden yardım istiyorum. Ne olur bana yardım edin. Benim size yardım etmem mümkün değil Tanser Bey. Neden? İmkan yok çünkü bu akşam Haluk sizin gazetedeki Erhan Bey ile konuşacak. Yani Erhan Bey'den durumu da olduğu gibi öğrenecek muhtemelen. Sonra artık geçmiş olsun. Biliyorum, biliyorum. Meltem Hanım söyledi. Ama o zaman ne yapıp edip Erhan Bey ile buluşmasına mani olmamız lazım. Nasıl mani olacağız Tanser Bey? Nasıl? Abi ödevini yaptırmak istiyorsan paraya kıyacaksın. Temiz yüz kağıdını alırım. Tamam. Anlaştık. Ödevin akşama hazır olur. Sen de benim paramı hazırla. Tamam, bay bay. Ne oluyor? Parayla ödev yapmaya mı başladın? Biraz para kazanmak fena olmaz. Ya kendi ödevini Teo'ya yaptırıyorsun. Sen de şimdi para karşılığı milletin ödevini mi yapacaksın yani? Ödevleri benim yapacağımı kim söyledi? Yok artık. Şaka yapıyorsun değil mi Ece? Ya kızım ne olacak? Teo duymadın mı? Çok seviyormuş ödev yapmayı. Fazladan birkaç tane ödev yapsa ne olacak? İyi madem. Tek umudum sizsiniz Tuna Beyciğim. Ne olur bir çare bulun. Ne yapıp edip Haluk'un Erhan Bey'le buluşmasını önleyelim. Aklıma çok güzel bir fikir geldi Tansel Bey. Nedir? Şimdi Haluk daha önce sizin gazetedeki Erhan Bey'le hiç karşılaşmadı. Karşılaşmadı. Onu hiç tanımıyor. Tanımıyor. Ama bunun bize ne faydası var? Beni dinleyin. Şimdi Erhan Bey yerine başka birisini bulacağız ve Haluk'la Erhan Bey diye başka birini bir araya getireceğiz. Nasıl? Haluk Bey, oyun mu oynayacağız yani? Aynen öyle. En doğru yöntem bu. Şimdi birisini bulacağız. Dolayısıyla Haluk Erhan Bey'i tanımadığı için onunla bir araya gelecek. O da diyecek ki bana, bu lezzetlerin efendisi kim diyecek. Bizim bulduğumuz Erhan Bey de ona diyecek ki, bilmiyorum kardeşim, tanımıyorum diyecek. Böylece bu olay çözülecek. Nasıl? Tuna Beyciğim, tamam da ama bu Haluk'la Erhan Bey randevulaştı dediniz. Yani eğer Haluk gitmezse Erhan Bey onu aramaz mı? Ararsa da her şey ortaya çıkar. Bir dakika. O zaman Erhan Bey'le de ben buluşurum. Halukmuş gibi yaparım. Böylece taşlar yerine oturur. Nasıl fikir? Bravo. Şimdi önce Erhan Bey'le Haluk'un arasında geçecek olan randevunun yerini değiştirmemiz lazım. Sizde Erhan Bey'in telefonu var mı? Var, rehberde var. Ben o telefonu aldım. Bu arada yalnız bir de şey bulmak lazım. Yani Erhan Bey'i oynayacak, Erhan Bey gibi davranacak birisini bulmak lazım. Aa, bizim tiyatrocu arkadaşlar var. Onlardan biri halleder. Siz onlardan birini arayın. Bana da Erhan Bey'in numarasını. Tamam, arıyorum. Erhan Bey'in numarasını alalım mı? İyi günler Şükrü. Hani hekimin devamını göremiyor? Sis Hüseyin'den gavundan peynir, babetlen yara bandı, kuru fasulyeyle pilav gibi güzel bir ikiliydiniz. Ne oldu Hüseyin'e? Niye ayrıldınız? Yenge, Hüseyin abimi tekrar görmek istiyorsan 400 liraya kıyacaksın. Nasıl yani? Fidye istiyorlar yenge. Hüseyin'i mi kaçırdılar yoksa? Onun gibi bir şey yenge. Allah'ım yarabbim, Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim, dualarım kabul oldu. Yenge, üzüntüden kafayı yedin herhalde. Ne dediğini bilmiyorsun. Ben sana Hüseyin abi rehin alındı diyorum, sen seviniyorsun. Allah'ım yarabbim Şükrü, sen ne diyorsun ya? Allah'ım dualarım kabul oldu diyorum. Ya ben senelerdir böyle Hüseyin'in kaçırılması için kaç kere dua ettim biliyor musun?
Kim kaçırmış söyle de isim vererek dua edeyim bari. Hadi söyle. Yenge, Kırım'da yediğimiz pidelerin parasını ödemedik diye İdris Usta 400 lirayı öde, Hüseyin'i al diyor. Saçmalama Şükrü. Ya onu geri almam için onların üstüne para ödemesi lazım. Ya yenge, şakanın sırası değil. Ver şu 400 lirayı da Hüseyin abiyi geri alalım. Bana bak, benden bir kuruş işlemez. Eğer para bulur, Hüseyin'i oradan çıkartırsan, bak külahlar değişir sonra, anladın mı? Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Ben bahçeyi sulayacağım, siz ders çalışmaya devam edin. Tamam Haluk amca. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin Haluk abi. Merhaba Haluk abi. Sağ olun kızlar. Bunlar ne? Söylemeyi unuttum. Birkaç tane daha ödev vardı yapmadım. Ana. Şaka yapıyorsun değil mi Ece? Yani ödev yapmayı seviyorsunuz diye size getirdim. Yoksa ben kendim de yaparım yani değil mi Melis? Yani. Ama ben yaparsam çok uzun sürer. E tabii sinemaya da gelemeyiz. Değil mi Melis? Evet. Muhtemelen gelemeyiz. Aa, duymamış olayım Ececiğim. Bak duymamış olayım, teessüf ederim. Biz bu ödevleri seve seve yaparız. Hem bunlar bizim için ne ki? Biz bunları gözümüz kapalı yaparız be. Değil mi Kardo? Yaparız. Yaparız tabii. Ay, siz süpersiniz ya. O zaman biz sizi çok tutmayalım. Hadi çalışın. Hoşça kalın Haluk abi. Görüşürüz. Yanlış mı duydum havuç kafa? Vallahi ne duydum bilmiyorum da baba, kesin yanlış duymuşsundur. Ben sizin ders çalışıyor zannediyordum. Meğer siz kızların dersini yapıyormuşsunuz, öyle mi? Yok, biz yardım ediyoruz Haluk amca. Siz önce kendinize yardım edin. Hayatınızda bir kere ders çalıştınız, o da kendi dersiniz değil, kızların dersi. Ya Haluk amca, biz onların ödevini yapıyoruz ama onlar da bizimle sinemaya gelecekler. O yüzden yapıyoruz yani. Bak, bak. Kızları sinemaya götürmek için ödevlerini yapıyorsunuz ha? Nasıl erkeksiniz oğlum siz? Puh. Ben size ne diyeyim? Puh. Senin yüzünden babamın gözündeki itibarımız da sıfıra düştü abicim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Babam da buradaymış. Hayrola? Hacivat tek geziyor bugün. Karagöz nerede? Sorma Yakup. Hüseyin abimi bir daha görebilmemiz için para bulmamız lazım. Fidye istiyorlar. Hangi gerizekalı fidye için Hüseyin'i kaçırdı, onu çok merak ettim şimdi. Hüseyin abiye tekrar görmek istiyorsanız 400 lira vereceksiniz diyorlar. Hüseyin'i görmek için 4 kuruş vermem ben, ne 400 lirası? Ayıp oluyor ama baba. Hüseyin abimden bahsediyoruz burada. Kim istiyor 400 lirayı? Haluk abilerin taş fırındaki İdris Usta. Bugüne kadar yediklerinizin parasını getir, Hüseyin'i götür dedi. İdris Usta. Vay be, helal olsun adama. Eli değmişken şu bizim çay boşlarını da tahsil etse. Ben 200 liraya fitim. Dur Yakup ya. Zaten ortalık karışık. Babacığım, sende hiç para var mı? Şükrü, sen deli misin desin be? Ben o Hüseyin için 5 kuruş vermem. Ne parası? Aferin olsun sana. Canın sağ olsun. Hiç sevenimiz yokmuş. Bugün bunu da anladık. Şimdi siz Haluk'la karşılaştığınız zaman ne yapacağınızı tam olarak anladınız değil mi? Siz hiç merak etmeyin Tuna Bey. Ben ödüllü oyuncuyum. Siz bana gazetecilik rolü yap deyin. Ben size o yılın Abdi İpekçi gazetecilik ödülünü getireyim. Aslansın aslan. Bizim ödüle ödüle ihtiyacımız yok. Haluk sizi Erhan Bey sansın, bize yeter. Siz hiç merak etmeyin. O iş bende. En iyi oyunculuk performansımı sergileyeceğim. Çok güzel. Şimdi Erhan Bey'i arayalım, randevunun yerini değiştirelim. Alo, Erhan Bey, merhaba. Ben Haluk. Evet, taş fırından Haluk.
Yok yok, buluşuyoruz da. Şimdi taş fırında buluşacaktık ama orada tadilat devam ediyor. O yüzden ben diyorum ki kafede buluşsak acaba sizin için bir mahsuru var mı? Harika. O zaman ben size kafenin adresini mesaj atıyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Erhan Bey. Bu iş tamam. Abi şey, yani bu iş tamam. Haluk gibi oldum ya bir an. Bu akşam her şey yolunda gider Tuna Beyciğim. Kesin gidecek, gidecek eminim ben. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oldu, buldun mu parayı? Hüseyin abi, senin acı tatlı bir sürü anımız oldu. Seni asla unutmayacağım abi. Ne saçmalıyorsun Şükrü? Adamı hasta etme. Anlasana abi, parayı bulamadım. Vedalaşmaları da pek sevmem. Hoşça kal abi. Oğlum, Emine ablana gitmedin mi? Gittim abi. Emine yenge seni geri almak için üste para istiyor. Yazıklar olsun be. Benim gibi adama yapılır mı bu be? Yakup'a gitseydin bari. Yakup'a da gittim abi. O da hazır rehin almışlarken benim borcu da tahsil etsinler diyor. Bak ya. Ulan sen yok musun Yakup? Alacağın olsun. Peki ne yapacağız İdris Usta? Ödeci ödeme şeklinden ödersiniz artık. Ah be İdris Usta, ah be. Madem öteki ödeme seçeneği vardı da bizi niye uğraştırıyorsun? Hemen yapalım abi. Ah be Şükrü, ah be Şükrü. Bizi bir gören olsa var ya kahveye adım atamayız oğlum. Abi ağzın çalışacağına ellerin çalışsın. Bitmez yoksa bu bulaşık. Bana bak Şükrü, buradan çıktığımızda bir ara söyle de seni bir temiz döveyim oğlum. Abi pideleri çifter çifter yerken iyiydi ama değil mi? Sus Şükrü, sus! İyi akşamlar Erhan Bey. Haluk Bey. Aynen, ben Haluk. Buyurun, buyurun, oturun. Ben biraz açtım da sizi beklerken salata atıştırayım dedim. Ana. Siz de alır mısınız? Salata? Salata sevmez misiniz? Salata nedir? Yani bu otlar benim dişimin kavuğuna bile girmez. Yani ben taş fırın erkeğim Erhan Bey. Yani biz böyle bir kıymalı böyle bir olacak böyle lap lap lap. Doğru ya, pideci olduğunuzu unutmuşum. Erhan Bey, buyurun oturun. Teşekkür ederim. Size bir şey ikram edeyim mi? Çok teşekkür ederim. Gazetede yedim çıktım. Acelem de var zaten, sağ olun. Peki. Hayrola Haluk Bey, benimle ne konuşacaksınız? Şöyle, sizin gazetede gurme köşesi var, lezzetlerin efendisi diye. Evet, doğrudur, var. Şimdi o lezzetlerin efendisi bizim taş fırınla ilgili bir yazı yazmış. Merak ediyorum bu lezzetlerin efendisi kim diye. Yani gerçek adı nedir bu adamın? Vallahi ben 20 yıldır o gazetede çalışıyorum Haluk Beyciğim. Ama inanır mısınız? Lezzetlerin efendisinin gerçek adını bilen yok. Yani hiçbir gazeteye gelmiyor bu adam. Gelmez olur mu? Her hafta mutlaka birkaç gün gelir. Yani gazeteye adımını atmıyor. Yazılarını evden gönderiyor. O yüzden tanıyan yok. Sır gibi adam. Canım arada bir geliyordur yani. En azından ayda bir maaşını almaya geliyordur. Gelmiyor efendim. Adam hayalet gibi. Gazetede adamı gören yok. Duyan yok. Adını bilen yok. Adı Tansel Haluk Bey. Ama benden duyduğunuzu kimseye söylemeyin. Bak. Adamı kimse tanımıyor diyorsunuz ha? Peki işe nasıl girmiş bu adam? Patronun bir arkadaşı diye duyduk. İşi yukarıdan bitirmiş. O yüzden kimse tanımıyor. Vay be. Görünmez adam gibi bir adam yani. Size yardımcı olamadığım için çok üzgünüm Haluk Bey. Bana müsaade Erhan Bey. İyi akşamlar Haluk Bey. Sevgiler. Demek Tansel. Soracağınız başka soru yoksa ben müsaadenizi isteyebilir miyim? Gazeteden bir arkadaşla buluşacağız. Tabii, 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 tabii. Teşekkür ederim Erhan Bey. Ben de teşekkür çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Yani o lezzetlerin efendisi denilen adamın izini bulamadın, öyle mi evlat? Bulamadım.
Ama içimden bir his lezzetlerin efendisine ulaşmama az kaldı diyordu. Ben de aramaya devam ettim. İyi ki de devam etmişim. Buldun mu yoksa? Dur baba, acele etme. Anlatacağım. Sanki ilk baktığım gözlerdi gözlerin. Duyduğum en güzel şarkı sesin. Sabah uyanmak artık başka, çok başka. Çünkü sabahlar artık senle, hep senle. Nerene, nerene, nerene. Her şey senle, ilk aşk belki senle. Senle, senle, karışmak güzel sen.